Oyun piyasasının 3 büyükleri: Activision, Electronic Arts ve Ubisoft. YouTube kariyerim boyunca bu şirketlere bolca salladım. Neden mi? Çünkü onlara sallaması çok kolay, dolayısıyla da çok eğlenceli. Adamlar açık hedef resmen. Sürekli parayı ön planda tutarak hareket ettikleri için bu kafa yapıları çıkardıkları işlere de yansıyor. Niteliksiz, baştan sağma, yavan ama seçici olmayan kesimi tam 12'den vuracak şekilde dizayn edilmiş işler. Azıcık oyun deneyimi olan adam tek bakışta o eserin tutkuyla mı yoksa para aşkıyla mı yapıldığını anlayabilir yani. Ben de eleştirmeyi seven bir insan olarak, yani dediğim gibi yıllar boyu bu firmaların işleriyle alakalı açtım ağzımı, yumdum gözümü. Elbet yanlışlık yaptığım noktalar olmuştur ama şunu bilmenizi istiyorum ki hiçbir zaman sırf eleştirmiş olmak için eleştirmedim. Oyundaki hiçbir şey gözüme batmamasına, hiçbir şey beni rahatsız etmemesine rağmen gidip zorla orasını burasını kurcalayıp kötü bir yön bulmak için uğraşmadım. Yaptığım hiçbir eleştiri en azından o dönemki dost kayalı için yersiz değildi. Hepsi kalbimin derinliklerinden gelen gerçek düşüncelerimdi. YouTube'daki 7 yılda en çok takıştığım, en çok karşı karşıya geldiğim şirket ise sizin de bildiğiniz gibi Ubisoft oldu. Açıkçası 3 büyükler içerisinde en ılımlının Ubisoft olduğunu düşünüyorum ben. Sonsuza kadar bu 3 firmadan sadece birinin oyunlarını oynayabilecek olsam kesinlikle Ubisoft'u seçerdim. En azından içerik olarak oyunları diğerlerinden daha zengin... Yok, zengin değil. Dolu. Evet, daha dolu oluyorlar. Başına oturup uzun uzun oynayabiliyoruz. Ve arada gerçekten iyi işler çıkardıkları da oluyor hem. Ama bazen işte öyle bir bok sıçıyorlar ki vidanjör bile yeterli olmuyor. Neden abi? Neden yani? Bazen niye böyle sapıtıyorsun Ubisoft? Hani bak, yani normal sapıtmalarından bahsetmiyorum. Her yıl Assassin's Creed çıkartmana falan alıştık da. Yani abi niye DLC'yi yeni bir oyunmuş gibi lanse ediyorsun ya? Hadi tamam, DLC demeyelim, expansion diyelim. Far Cry New Dawn olsa olsa bir genişleme paketi olarak kabul edilebilir en fazla. Bildiğin Far Cry 5 lan bu. Bildiğin Far Cry 5. Çıldırınca manasını satayım, iyice cozuttular ya. Yüz verdikçe tepemize çıkıyorlar. Şimdi, canım seyircilerim. Umarım Far Cry 5 incelememi izlemişsinizdir. İzlemediyseniz bir zahmet hemen ona göz atın. Çünkü benim bu yeni bir oyunmuş gibi her şeyi sıfırdan anlatma şansım yok. Öyle bir sabrım yok. Gerçi kimde var onu da bilmiyorum. Taş olsa çatlar anasını satayım. Şimdi sakinleşiyoruz ve güzel güzel incelememizi yapıyoruz. Far Cry New Dawn, Far Cry 5'in devam oyunu. Yani 5. oyunun kaldığı yerden devam ediyor hikayemiz. Yani 5. oyunun sonunda yaşanan nükleer savaştan sonra dünyaya ve insanlığa neler olmuş onu anlatıyor. Ulan yavşak herifler. Siz sırf devamını getireceksiniz diye mi sıçtınız bir önceki oyunun sonuna bu şekilde? Far Cry 5 aşırılığın en üst seviyelerini yaşayan Eden's Gate kültüne karşı mücadele eden bir grup direnişçiyi anlatıyordu. Ve evet, bu konuyu rezalet işliyordu belki ama konsept güzeldi. Ama son dakikada giren nükleer savaş senaryosu bende "Ne zırvalıyorsunuz ya?" tepkisine sebep olmuştu. Abi oyun boyunca onunla alakalı bir sürü ipucu vardı demeyin. Benim burada kastettiğim şey o değil. Olay örgüsünün alakasızlığı. Mesela size bir şey süper kahraman dizisi diye lanse etsem ama onun yerine sıfıra yakın aksiyona sikindirik bir aşk üçgeni dizisi sunsam ne hissedersiniz? Hoşunuza gidermiş demek ki. Ben bu diziden neden hıncımı alamıyorum ya? Neyse. Oyunun ani finali ve oyun boyunca bize işkence çektiren Joseph Seed'den intikamımızı alamamak bende "Ulan asıl finali DLC olarak mı satacaklar acaba?" şüphesini uyandırmıştı. Ama açıklanan DLC paketlerinin ana hikayeden bağımsız konseptlerde olduğunu görünce "Ha, cidden final bu yani. İyi, sokayım o zaman yazacağınız senaryo." dedirtmişti. Çünkü bir senaryonun şaşırtıcı olması her zaman iyi olduğu anlamına gelmez. Meğerse beyefendilerin derdi DLC değil, Far Cry 5'in gerçek finalini ayrı bir oyun olarak satmakmış. Benim merak ettiğim nokta bunu hangi aşamada karar verdikleri. Çünkü dikkat ederseniz Far Cry 5 ile New Dawn arasında bir sene bile yok. 10 ay var abi. Sadece 10 ay. 10 ayda yeni bir oyun yapılabileceğine inanıyor musunuz siz? Ubisoft gibi büyük bir firma için bile imkansız bu. Yapmışlar işte diyen kendini komik sanan bazı insanlar duyar gibiyim. Komik değilsiniz. DLC oğlum bu. Bildiğin DLC lan. Ve Ubisoft da yediği bokun farkında. Bunun tam bir oyun olmadığını biliyorlar. O yüzden de tam oyun fiyatı olan 60 dolardan değil 40 dolardan çıkarıyorlar piyasaya. Ama çıkıp erkek gibi "Ya bu bir genişleme paketi kardeş." demiyorlar. Son dakikaya kadar sanki yepyeni bir oyunmuş gibi reklamını yapmaya devam ettiler. Ha yedik mi? Hayır. Açık konuşalım, hiçbirimiz yemedik. Hepimiz biliyorduk bu oyunun ne olduğunu. Peki niye bu kadar sinirliyim? Çünkü bunu her seferinde yapıyorlar ya. Ve her seferinde harcadıkları emek daha da azalıyor gibi hissediyorum. Şimdi uğruna 5. oyunun finalini mahvettikleri bu New Dawn'un senaryosuna bir bakalım. Nükleer savaşın üzerinden 17 yıl geçmiş. İnsanlar kaçtıkları yeraltı sığınaklarından çıkarak tekrar yüzeyde yaşamaya başlamışlar. Her şey iyiymiş, güzelmiş. Ama sonra bir anda ikiz kardeşler tarafından yönetilen Highwayman çetesi ortaya çıkarak yeni Hope County sakinlerini terörize etmeye başlamışlar. Onlarla mücadele etmek isteyen Carmine adındaki hanım kızımız da anlaşılan bir tür efsane olan Thomas Rush'tan yardım talebinde bulunur.
Biz de bu Thomas Rush'ın yüzbaşısıyız işte. Thomas Rush liderliğinde Prosperity adındaki yerleşim yerini hem geliştirmeyi hem de Highwayman'den korumaya çalışıyoruz. Senaryo bu abi. Ya öncelikle bir sormak istiyorum. Neden post-apokaliptik tema? Yok yani bu temayı sevmediğimi falan düşünmeyin. O anlamda sormadım. Bu hikayenin anlatılması için gerçekten post-apokaliptik temaya gerek var mıydı onu soruyorum. Bir yerleşim alanını taciz eden kanunsuz çete konseptini hangi temaya istersen yedirebilirsin. Hiç zor bir şey değil. Hatta düzgün yaparsan çok da tatlı olur hani. Siz gerçekten bu hikaye için mi 5'in sonunun hızına geçtiniz? Hadi diyelim ki aslında umurunuzda olan tek şey temaydı. Post-apokaliptik yani felaket sonrası temasını kullanmak istiyordunuz sadece. O temaya karşı bir tutkunuz vardı. Far Cry'in yolculuğundaki bir sonraki önemli adım post-apokaliptik bir temaydı. Hikayenin veya olay örgüsünün önemi yoktu sizin için. O yüzden kışınızdan sallayıp geçtiniz. Hani lan kıyamet sonrası? Nerede oğlum? Nerede abi? Bu size nükleer kıyamet sonrası bir dünya gibi gözüküyor mu? Yeşil, dağ, bayır. Bildiğin klasik Far Cry atmosferi la bu. Açıkçası konunun uzmanı değilim de. Yani nükleer felaket sonrası dünya 17 yılda bu kadar güzel toparlanıp yeşillenebilir mi? Bilmiyorum. Bana hiç post-apokaliptik bir atmosfermiş gibi gelmiyor abi bu. Etrafa 2-3 tane boş araba koyup düşmanlara motorcu kaskı giydirmekten ibaret değil post-apokaliptik tema. Bazen kendime kızıyorum böyle oldum işte. Far Cry New Dawn ile aynı gün Metro Exodus çıktı. Gerçek bir kıyamet sonrası oyunu. Ama ben Metro'nun ilk iki oyununu oynamadığım için gidip Far Cry New Dawn oynamak zorunda kaldım. Ne diyeyim yani. Peki, konsepti, temayı geçtim. Olay örgüsü, karakterler falan. Hehe, süperler. Oğlum zaten oyunun hikayesi o kadar kısa ki. Adamların doğru düzgün hiçbir şey anlatmak için vakitleri bile kalmamış. Güya önemsememiz gereken karakterleri toplamda gördüğümüz süre 5 dakikadan fazla değildir. Aynı şekilde Thomas Rush. Efsanevi Thomas Rush. Çok önemli, çok saygın bir karakter. Bizi yarınlara o taşıyacak. Kendisini bir görebilseydik taşırdı belki. Adamın varlığıyla yokluğu bir 3 kere mi ne görüyoruz herif toplamda. Ve 3. gördüğümüzde de zaten... Neyse. Güya baş düşmanımız olan ikizler de öyle. O kadar boş, o kadar sıkıcı bir düşman portresi ki. Ay bir de bunların üzerinden bir drama yapmaya çalışıyorlar bazen. Sanki böyle üzerlerine çok düşülmüş, hikayede acayip yer eden karakterlermiş gibi. Abi çöp ya. Ya düşündükçe sinirleniyorum anasını satayım ya. Hikayeyle alakalı iyi değil ama meh diyebileceğim tek bir şey var, o da spoiler'a giriyor. Görmek istemeyenler ekrandaki dakikaya ve saniyeye atlasın. New Dawn sonunda Far Cry 5'in hikayesini bitiriyor. Yani Joseph Seed ile sonunda hesaplaşıyoruz. Ha kendisinin karakterini tamamen değiştirmişler. Artık gözü dönmüş bir manyak değil Joseph abimiz. Bilgi rahip personasını tamamen üstlenmiş gibi. Ve teknik olarak artık kötü bir karakter de değil. New Dawn'da daha çok müttefik görevi görüyor. Bu durum pek hoşuma gitmedi. Karakterinin korkutucu yönü ve dolayısıyla tüm ilginçliğini alıp götürmüş çünkü. Hani 5'te yaptığı tüm yavşaklıkları unutup sevmem mi gerekiyordu Joseph'ı bilmiyorum ama öyle olmadı yani. Dediğim gibi neyse ki kendisiyle oyunun sonunda hesaplaşma fırsatımız oluyor. Joseph Efendi'nin sonunda aklı başına geliyor ve yediği bokların vicdan azabına katlanamadığından onu öldürmemiz için yalvarıyor. Bilmiyorum sizin intikam anlayışınız ölüm müdür ama benimki değil. Ben onu vicdanıyla baş başa bırakmayı tercih ettim. Joseph Seed artık yalnız, yaşlı, aciz bir heriften fazlası değildi. Ve onu o şekilde dizleri üzerinde onu öldürmem için yalvarırken görmek tatmin etmedi desem yanılır. En azından New Dawn bunu verdi bana. O yüzden zamanımı tamamen boşa harcamışım gibi hissetmedim. Ha bu arada 5. oyundaki gerçeklikle doğaüstü arasında kurulmaya çalışan denge New Dawn'da tamamen yıkılmış durumda. Baya baya doğaüstü şeyler var bu oyunda. Anlam veremedim. Geldik oynanışa. Hani zamanında Primal'a çok gömdüm ya. Bildiğiniz 4'ün assetleriyle oyun yapmışlar. Hatta gizli gizli aynı haritayı kullanmışlar falan diye. Ha işte. Bunu diyeceğimi hiç zannetmiyordum ama Primal'ın günahını almışız ya. Hani o en azından yeni bir konseptti. Taş devri teması, mızrak ve sopa ağırlıklı savaş, hayvan evcilleştirme ve kullanma falan. Hani bunlar iyi yapmıyordu belki ama... Bunların hepsi yenilikti. New Dawn'da yeni bir bok yok lan. Bildiğiniz aynı oyun abi. Aynı silahlar, aynı araçlar, aynı harita. Ve bu sefer Primal'daki gibi gizlemeye de çalışmıyorlar. Direkt aynı harita işte. 5'teki Hope County. Ama daha sınırlı bir versiyonu. Üzerine tırnak içerisinde kıyamet sonrası teması geçirilmiş bir versiyonu. Senaryoda bahsettiğim gibi insan o temanın etkilerini oynanışta da görmek istiyor. Ve başlangıçta bir an için onu verebileceklerine inandırdılar beni. Oyunun ilk saatinde bize malzeme toplattırıp testere fırlatıcı bir silah craft ettirince "Hee" dedim. Silahlar tabii ki konsepte uygun olacak. Kıyamet sonrası dünyada o kadar kolayca modern silah ve modern silah cephanesi bulacak halimiz yok sonuçta. Elimizdeki malzemeleri kullanarak çeşitli silahlar yapacağız. Bunların ilki de testere fırlatıcı. Güzel konsept. Bakalım devamında ne tür ilginç silahlar göreceğiz dedim. Ve kısa süre içerisinde fark ettim ki yokmuş. Geri kalan silahların hepsi direkt Far Cry 5'teki silahlar. Taramalı, pompalı, sniper vesaire vesaire. Ama yine tırnak içinde post-apokaliptik konseptli. Yani silahların görselliği sanki eldeki sınırlı imkanlarla ve malzemelerle inşa edilmiş gibi gözükse de oynanış olarak modern dönem silahlarından bir farkları yok. Bam güm dalıyorsunuz herkese. Ne bir tutukluk ne de bir hantallık falan yok. Oyun boyunca silahları kendimiz craft ediyoruz. Hani 5'lik gibi gidip satın almıyoruz yani. Sağdan soldan topladığımız malzemelerle bizzat kendimiz inşa ediyoruz o silahları. Ama işin komiği modifiye veya upgrade seçeneği yok. Hepsi fix paket şeklinde geliyor.
şu silah susturucu takayım mı diyemiyorsunuz. Silah kendiliğinden susturuculuysa olur. Yoksa başka bir şey craft etmeniz lazım, hoşunuza gitmese bile. Neden abi yani? 5. oyunda var olan bu silah modifikasyon muhabbeti tamamı craft üzerine olan New Dawn'da nasıl olmaz ya? Hadi kıyamet sonrası konsepte uygun yeni silahlar dizayn etmedin. Ulan zaten var olan özelliği niye çıkarıyorsun oyundan? Bir oyunun yenisi çıktığı zaman üzerine bir şeyler eklemesini beklersin. Çıkarmasını değil. New Dawn'da bayağı bir şeyler çıkarmış oyundan. Ana senaryonun kısalığı ve yan görevlerin yok denecek kadar az olmasını geçelim hadi. Artık yanınızda iki tane yardımcı gezdiremiyorsunuz. Bir taneyle sınırlısınız. Stealth yani gizlilik yok gibi bir şey. Düşmanlar artık hiç olmadık yerlerden görebiliyorlar sizi. Ve zaten oyunun da umurunda değil. Eskisi gibi outpost'u full stealth ile bitirmenin bir ödülü yok. En fazla alarmsız bitirdiğiniz için ekstralar edinebiliyorsunuz. Silah modifikasyonun yokluğundan ve haritanın ufalmasından zaten bahsettim. Araçlarda da ciddi bir azalma var. Uçaklar toptan kaldırılmış durumda mesela. Şimdi diyeceksiniz ki abi kıyamet sonrası konsepte uygun işte. Onu oyuna Blood Dragon'un neon ışıklı arabasını, cıvıl cıvıl silahını ve metal kollu kostümünü koyan arkadaşı söyleyeceksin canım kardeşim. İstedikten sonra neler neler koyabiliyor oyuna gördüğün gibi. Ha oyunda uçak yok değil bu arada. Var da uçmuyor, sıkıntı o. Peki oyunun 5'ten farklı olan kısımları hiç mi yok? Var ama bunlar New Dawn'a yeni bir oyun diyebileceğimiz farklılıklar değil. Bir kere oyunun amacı tamamen Prosperity'den ana yerleşim noktasını geliştirmek üzerine. Bunu da nasıl yapıyoruz? Kaynak toplayarak. Oyunda artık bir para birimi yok. Her şey materyaller üzerinden gidiyor. Üssü mü geliştireceksin? O zaman etanol bulacaksın. Silah mı yapacaksın? O zaman titanyum arayacaksın şeklinde. Ama bunun öyle hayatta kalma oyunlarındaki gibi detaylı ve komplike bir sistem olduğunu zannetmeyin. O kadar basite indirgenmiş ki çoğu zaman hangi materyale sahip olduğunuzun hesabını tutmanıza bile gerek olmuyor. İlla ki orada burada gezerken zaten bir yerlerden toplamış oluyorsunuz çünkü. Diğerlerine göre bulması zor olan spesifik iki tane var. En fazla onların yokluğunu yaşıyorsunuz. Ama onların da gene nereden bulunabileceği belli. Sadece gidip almanıza bakıyor yani. Böyle bir kaynak kontrolü, sınırlı materyalleriyle hayatta kalmaya çalışma falan bekliyorsanız yok abi öyle şeyler. O kadar sığ ki bu sistem, farklı farklı materyaller yerine direkt paranın yerine geçecek tek bir tane koştular, hiçbir kayıp yaşamazmış bu oyun. Prosperity'yi geliştirmek karakteriniz için de önemli. Yine challenge üzerinden perkler yaratıp yeni skill'ler açsanız da karakterinizin gelişiminde kritik yere sahip olan bazı özellikler sadece Prosperity aracılığıyla açılıyor. Canınızı maksimuma çıkarmak veya en güçlü silahları craft edebilmek için Prosperity'ye son seviyeye yükseltmeniz gerekiyor. Malum oyun ana senaryosu direkt Prosperity'yi Highwayman'den korumak üzerine olduğu için karakterinizin gelişiminde de önemli bir yer oynuyor. Yapımcılar Prosperity'yi en az karakterimiz kadar önemseyelim istemişler. Ama altını doldurmamışlar. Madem Prosperity'nin önemi hissedilsin istiyorsun, ona özel bir şeyler ekle abi. Mesela Prosperity sürekli olarak rastgele şekilde düşman saldırısına uğrayabilsin. Ve biz onu korumak zorunda olalım. Ne bileyim, içeriye savunma kuralım, koruma yerleştirelim, sınırlı kaynaklarımızı kendimize mi, yoksa biz uzaktayken Prosperity'nin kendisini koruyabilmesi için savunma sistemi kurmaya mı harcayacağız stresine girelim. Her savunmadan sonra kayıplarımıza bakıp bir sonraki saldırıyı kaldırabilir miyiz diye düşünelim. Nerede? Varsa yoksa, Prosperity toplumun geleceği için çok önemli ama Highwayman tehdidi altında deyip dursunlar. Var mı o tehdit hissettiren bir şey? Yok. Ha bir kere işgale uğruyor evet ama o senaryo gereği yaşanan bir şey. Öyle kayıp verme şansı falan yok yani. Sen de çok şey istiyorsun ya. Dediğinizi duyar gibiyim. Oğlum bunları benim değil onların düşünmesi lazım la. Kaynak toplama ve üst geliştirme üzerine postapokaliptik konseptli oyun yapan onlar. Dünya kıyamet sonrası gibi hissettirmiyor. Kaynaklar hiç olması gerektiği gibi nadir hissettirmiyor. Güya sürekli saldırıya uğrayan Prosperity tehdit altında gibi hissettirmiyor. Silahlar desen modernliğin dibinde zaten. Bu ne lan? Gene döndük dolaştık aynı soruya geldik. Yani niye abi? Hakkını vermeyeceksiniz, niye bu konsepti seçiyorsunuz ki? Başka ne yenilikler var? Artık outpostları sonsuz kez tekrar edebiliyorsunuz. Bir outpost'u ele geçirdikten sonra scavenge seçeneğini seçerek Highwayman'in o outpost'u geri almasını sağlayabiliyorsunuz. Peki bunu neden yapayım derseniz, scavenge daha güçlü ve dolayısıyla daha zorlayıcı bir Highwayman ekibinin içeri yerleşmesi demek oluyor. Ve bu da outpost'u tekrar ele geçirdiğinizde daha fazla ödüle sahip olacağınız anlamına geliyor. Her scavenge'de daha da zorlaşıyor ve ödül büyüyor. Hatta öyle ki bir noktadan sonra içerisi full sarı ve mor seviye düşmanlarla dolu oluyor. Ay pardon, daha o muhabbetten bahsetmedik değil mi? Far Cry'da sonunda beyaz, mavi, mor ve sarı ekipman muhabbetine girdi. Biliyorsunuz artık oyun dünyasında bir şeyin nadirliği belirtilecekse bu 5 renkten başka bir şekilde ifade edilemiyor. Beyaz, yeşil, mavi, mor, sarı. Beyaz en kötü, sarı en iyi olmak üzere. Bu oyunda yeşil yok, direkt beyazdan maviye atlıyor. Hani bunu bile doğrulturamamışlar diye bir espri yapacağım ama ciddiye alacak insanlar çıkacak, o yüzden yapmıyorum. Neyse işte dünyadaki her şeyin seviyesi level yerine bu renklerle ifade ediliyor. Beyaz seviye silah, mavi seviye araba, mor seviye görev, sarı seviye düşman gibi. Eğer üzerinizde en azından mor seviyesiyle olmadan sarı düşmanlar dolu bir outpost'a dalıyorsanız yaptığınız şeyin intihardan farkı yok. Oyun işin içine level mevul sokmadan salağı anlatır gibi renkler üzerinden anlatmış her şeyi. İlk başta ne yapmaya çalışıyor la bunlar diye düşündüm, sonra fark ettim ki gene alttan gerçek paylı oyun içi item satmanın peşindeler. Çünkü oyuna daha başlar başlamaz o parıl parıl parlayan sarı silahlar ve araçlar kitle şekilde sunuluyor önünüze. Bunları bırak açmayı, craft edebilmen için bile Prosperity 3. seviyeye getirmen lazım dostcum. Ama biraz Far Cry kredisi alırsan hemen şimdi sahip olabilirsin onlara. Ne dersin? Tüm dünyayı gezip
Prosperity'yi geliştirmek için gerekli insanları getireceğine ve bir sürü materyal toplayacağına hemen at oradan bir 50'lik yüzük. Sana silahın kralını verelim. Ha bu arada karakterinizin görünüşünü ayarlama muhabbeti bu oyunda da devam ediyor ve yine o da para tuzağı. Yeni kostümlere oyun içinde ulaşmanızın tek yolu outpostlardan geçiyor. Herhangi bir outpostu ele geçirdiğinizde oyun size o outposta atanmış kostüm parçalarından birini rastgele şekilde veriyor. Tüm seti tamamlamak için orayı scavenge edip tekrar tekrar ele geçirmeniz gerek. Ve bunu karakterinizi full güçlendirmeden yapmanız çok zor çünkü 3. seferden sonra içeri sarı düşmanlarla doluyor. O kıyafet seti hoşuna mı gitti? Far Cry kredin olsaydı hemen şimdi sahip olabilirdin dostcum. Oyunda gerçek parayla satın alabileceğiniz hiçbir item'e ulaşmanız zor değil. O konuda haklarını yemeyelim. Sadece zaman istiyor. Ama tüm o yüksek seviye item'ları oyunun başına ulaşılamaz bir vitrinin arkasına koyarak yapmaya çalıştıkları şey de bariz yani. Normalde başka bir oyun olsa onları gizler ve oyunda ilerledikçe yavaş yavaş açar. Gerçek paran olsaydı senin olabilirdi. Demez. Sanki loot shooter oynuyoruz da birbirimize silahımız ve kıyafetlerimizle hava atmanın peşindeyiz anasını satayım. Bir sonraki Far Cry harbi Destiny ve Division kafası loot shooter olabilir ha bu gidişle. Çünkü Far Cry giderek daha co-op odaklı bir seri gibi hissettirmeye başladı. İşin komiği şu an Far Cry'yi co-op olarak oynadığınız zaman oyun aşırı kolaylaşıyor. İkinci bir oyuncunun dahiliyeti oyunun zorluğunu öyle böyle düşürmüyor yani bayağı dengesini bozuyor ya. Abi içimizi baydın hiçbir iyi yönü yok lan bu oyunun derseniz var tabii ki. Her şeye rağmen temelinde Far Cry bu sonuçta. Ve 3. oyundan beri süregelen mekanikleri kullanıyor. O mekanikler de güzel. O yüzden oynarken kolay kolay baymıyorsunuz. Silah kullanımı, ateş etmesi keyifli. Bu oyunda çift zıplama gibi bazı ilginç özellikler de getirilmiş. Onlar oynanışı daha da hızlı kılmış. Bayağı combo falan çıkarabiliyorsunuz. Ana görev dizaynları konusunda oyun yaratıcı olmaya çalışmış. Sizi farklı ortamlara sokup farklı objektiflerin peşinden koşturtabiliyor. Çeşitlik sağlamaya çalışmalarını takdir ettim. Yani her ne kadar görev sunumlarının %90'ı donuk suratlı karakterlerin size bakmasından ibaret olsa da. Neyse düzgün ara sahne yok bu oyunda. Bir de expeditionlar var. Bunlar açık dünyadan bağımsız haritalarda geçen ufak görevler. Alcatraz hapishanesi veya Navajo köprüsü gibi bazı ünlü mekanları ziyaret ettiğimiz bu görevler benim bayağı hoşuma gitti. Bir kere ben bu mekanlarda o felaket sonrası atmosferini harbiden alabildim. Çünkü bunlar 5. oyunun setlerinden değil sıfırdan bu oyun için yapıldılar muhtemelen. Güzel de dizayn edilmiş haritalar. Mekanlara bir sürü farklı giriş çıkış noktası falan var. Objektif hep bir paketi alıp çıkmak oluyor içeriden ama göreve her girdiğinizde hem paketin yeri değişiyor hem düşmanların zorluğu artıyor falan. Benim için oyunun en keyifli noktalarındandı bu expeditionlar. 5. oyundaki beğendiğim yönlerden olan her biri ufak bulmacada içeren stage'ler yine bu oyunda mevcut ve yine güzeller. Beyinsizce düşman vurduğumuz bu oyunda ufak da olsa bulmaca çözmek hoşuma gidiyor malum. Tüm bu saydığım şeyler gene Far Cry New Dawn'u rezalet bir oyun olmaktan kurtarıyor. Sonuçta bozuk değil, bir şey değil. Mekanikler çatır çatır çalışıyor, optimizasyon iyi, ultra'da 60 FPS'in altına kolay kolay düşmedim. Görsellik de iyi, öyle göze batan bir durum yok. Ama bunlar onu iyi bir oyun yapıyor mu? Kesinlikle hayır. Muhtemelen oynadığım tüm Far Cry'ler içerisinde en kısası buydu. 14 saat içerisinde karakterimi ve Prosperity'yi fullemiş tüm yan görevleri yapmıştım. Ki bayağı da oyalandım hani. Hızlı oynasam çok çok daha kısa sürede biterdim muhtemelen. Bilmiyorum bu oyun nedeni 40 dolar gibi gelmiyor bana. 40 lira olur ama 40 dolar... Yani sadece Far Cry 5'i oynayıp doyamamış, böyle rüyalarında sürekli Far Cry 5 gören ve ah ulan biraz daha Far Cry 5 olsa, biraz daha Far Cry 5 oynasam diyenlere tavsiye edebilirim bu oyunu 40 dolardan. Geri kalanlarsa 30-40 liraya düştüğünde ki bu kurla düşerse anca o zaman denemeyi düşünsünler.